Herkese keyifli seyirler. Futbol bize hoş geldiniz. Futbol bizde bugün Galatasaray'ın Ümrani Spor karşısındaki zorlu mücadelesini sizler için mercek altına alacağız. Evet ligin ikinci haftası bitti. Galatasaray kritik bir Antalya Spor galibiyetinden sonra ve herkesin kalbinin kırıldığı, iyi bir performans sergilemediği Giresun Spor maçını birçok kez analiz ettik. Ayrıca maç biter, analiz kalır bölümünde de detaylı bir şekilde inceledik. Artık sayfayı çevirme zamanı ve bu yeni sayfada yazan isim Ümraniye Spor. Galatasaray Ümraniyespor Spor Deplasmanı'na Türkiye saatiyle 9'da Cuma günü çıkacak maç olimpiyat stadında oynanacak. Beklenen 11'ler ne? Ümraniye Spor nasıl bir takım? Şu iki maçlık performansları bizlere ne söyledi? En önemli konu Galatasaray'da merkez orta saha ve hücum hattı ne şekilde olacak? Herkese keyifli bir yayın diliyorum. Hemen 11'lere baktığımızda kalede Serkan Kırıntılı, stoper tandeminde Gulumak Alisson, sağ Serkan Göksu, sol bekte Lenyani, Onların önünde Oğuz Bulak, Avanao ve Mirsic merkez orta sahada. Geraldo sağda, Onur Ayık solda ve Bitaip de Santrafor pozisyonda. Galatasaray muhtemel 11'ini ve ideal 11'ini zaten daha önceki yayınlarda yaptığımız videolarda değerlendirmiştik. Bu maç özelinde tekrar oraya gireceğiz. Ama ondan önce şunun altını çizelim. Ümraniyespor nasıl bir takım? Ümraniyespor ofansif açıdan tehlikeli bir takım. Fenerbahçe'ye 3 gol attılar, 3 gol yediler, kalelerinde pozisyon da buldular ama mesela %100'lük kaçırdığı pozisyonlar var Fenerbahçe'ye karşı. Onun dışında Antalyaspor maçında verilere baktım. Burada Comparisonator verilerine teşekkür edelim. Intro gelsin ve biraz Comparisonator verilerinden de konuşalım. Evet Antalya Spor maçında özellikle gördüğünüz gibi gol beklentisi Comperizinator verilerine göre 134 gol beklentisinden gol çıkaramadı Ümraniye Spor iki pozisyon neredeyse %100'lük yüzlük diyebiliriz öte yandan Antalya Spor 073 gol beklentisinden gol çıkara bildi. Bu birincisi. Yani ofansif açıdan tehlikeli bir takım. Nasıl tehlikeli oluyorlar? Bir kere kanat oyuncuları defans arkasına koşu yapıyor. Ve late run dediğimiz bu geç koşuları da yapabilen Avana ve Mürsic var. Özellikle Mürsic ceza alanını çok karıştırıyor. E, bir tayıp farklı bir oyuncu, farklı bir profil. Şu bölgelerde top tutabiliyor. Ve defans arkasına arkadaşları genelde şurada, şuralarda top tutuyor. Defans arkasına da Ceralda, Avana geri gelince arka direkt koşusu Onurayık bayağı bir zorluyor. Geraldo'ya dikkat etmek lazım. Galatasaray'ın özellikle bu maç özelinde çizgisel savunmada çok dikkatli olması lazım. Nelson, Abdülkerim oyunu önemli. Hem Anholt'tan hem Saçoboy'dan ters kademelerde çok daha risksiz olmasını bekliyoruz. Mustera'da çizgisini terk etmede zamanlamasını ayarlayabilir. Yani Mustera'ya aslında çıkıp birkaç top aldığında görebiliriz. Bu maç genelinde dikkat edilmesi gereken oyuncuların altını çizdikten sonra Ümraniyespor'un eksilerine Ümraniyespor arkadaşlar birebir duellerde ve takım savunmasında eksik bir takım dediğim gibi oyunun geçiş fazında etkililer ama set hücumunda çok etkili bir takım değiller çok fazla çözüm üretemiyorlar bu da tabii ki kalite farkı 10 milyon euro civarında bir market değerleri var e, takımın toplam market değeri Galatasaray'ın bazı oyuncuların market değeri tüm takımın market değerinden önemli ama maçlar kağıt üzerinde kazanılmıyor. Bunun da altını çizelim tekrardan. Başka hangi eksileri var? Oyunun geçiş fazında etkili olduklarını ama geri dönüşlerde hem geri dönemediklerini hem geri döndükten sonra yerleşim hatası yaptıklarını söyleyelim. Gerçekten de çok kırılgan duruyorlar. Birebir duellerde de etkili değiller. Gördüğünüz gibi kazanılan defansif duel sayısı 37 toplam defansif sayısı 57 20 birebir defans aksiyonu kaybetmişler. Hava toplarında da çok etkili olmadıklarını, çok uzun bir takım olmadıklarını söyleyelim. Bunun altını çizelim ve geçelim Galatasaray'a. Galatasaray nasıl oynamalı? Nasıl bir 11 ile çıkmalı? Giresun maçındaki eksikler neydi? Bunları konuştuk ama nasıl bir 11 ile çıkmalı ve neler yapmalı? Zaten skorun ve oyunun kaderinde Galatasaray belirleyecek. Ben muhtemel 11'i bu şekilde yaptım. İdeal 11 mi? İdeal 11'e yakın bir 11. Şunu da söylemek lazım. Reis Mertens fiziksel olarak hazır olduğu zaman onu ilk 11'e yazacağız. İlk 11'e ilk yazacağımız oyuncu olacak. Ee, burada Kerem ve Van çok önemli. Ona bir parantez atacağız ki yayınlarda açıyorum. Zaten stoper tandemi. Abdülkerim Nelson, Saşaba sağda, e, Luduboğan'ın sakatlığı devam ediyor. Toplu antrenmanlarını göremedik. Okan Hoca'nın Torie'yi ilk 11'de oynatacağını düşünüyorum. Mitxe, Oliveira. Şu çok önemli. Mitxe ve Torie'ye hiçbir zaman çift pivot olarak kullanılmaması lazım onların orta sahada üst üste binmemeleri lazım yani. Başka bir değişle. Defans önünde oyunu kurma, oyuna hükmetme. geri çizgide defansif orta saha özelliklerini tamamen o yükümlülükleri Torriere yüklemek lazım. Zaten performans verdiği takımlara baktığımız zaman genelde 4-3-3'ün belli formasyonları ya da işte 4-1-4-1'in belli formasyonlarını oynuyor. Zaten 4-1-4-1 ile 4-3 arasında çok fazla bir fark yok arkadaşlar. Şöyle yaptığın an, bu zaten 4-3-3. Oliver'e biraz böyle kaydayan 4-2-3 buraya gidiyor. Dediğimiz gibi dizilişler sadece bize bir referans. Takım şekli nasıl olacak bunu göreceğiz. Ben hocanın bu şekilde başlayabileceğini düşünüyorum. Başka gelen bir bilgi de 4-2-4 ya da 4-4-2 evrileceği. E, o da olabilir. O da opsiyonların arasında. Yani şu şekilde bir şey olabilir. Aslında benim önerim. Bu maç genelinde şu şundan dolayı özellikle hücumdan sonra geri dönebilen ki hücuma da kalkacaktır Ümraniye Spor. Iyi geri dönebilen bir takım olmadığı için ben olsam şöyle bir tercih yaparım. Oliveira'yı da kullanırım. hem 4-3-3. Seferovic'i bu maçta yedekte bekletirim ve Martens'i eğer hazırsa Mertens'i burada kullanırım. Böylelikle hem çok güçlü bir ortasan hem de oyunun geçiş fazında çok tehlikeli bir Galatasaray oluyor. Şunun da altını çizelim. Mertens'i. Aslında sırtı dönük top da tutabilen bir oyuncu, saizine işte kütlesine, boyuna göre bunları da yapabilen ve o bölgede çok etkili olan, çok iyi istatistik yapan bir oyuncu. Ama bize rapor edilen Seferovic ile Mertens'in birlikte kullanılacağı bakalım. Maç günü göreceğiz. Burada birkaç şeyin altını çizmek lazım. Soruheran'ın stoperlerle olan ilişkisi, o savunma kaymalarında çok önemli ve Fananhold, Abdulkerim genelde teknik heyetin tercihi Oliveira sol içte bir diğer oyuncu sağ içte oluyordu. Burada e, biz Michio'yu da gördük. Berkan Kutlu'yu da gördük. Solda Kerem ve Fanan Holt'un olduğu bir ortamda ben Michio'nun kullanılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Özellikle savunma kaymalarında Fanan Holt açıldığında savunma kaymalarında çok daha etkili olabilir. Ve burada Torriera'yı da topsuz oyunda çok daha rahatlatacak bir oyuncu ki bunları yapabiliyor. Yani oyuncunun CV'sinde gerçekten de birinci sıraya yardımlaşma, savunma kayması, takım savunmasında önemli bir oyuncu olduğu yazılmalı Mitch'e özelinde. Fanan Holt'u hoca nasıl kullanacak? Bu aslında Fanan Holt'un Galatasaray'daki kaderini, bundan sonraki kariyerini belirleyecek bir nokta olacak eğer Fanan Holt çizgide kullanılıp Kerem böyle içeri doğru gelecekse Fanan Holt böyle çizgiden gidip sıfıra inip orta yapsın etkili ortalarla ikiye birleri, arkadaşları alışverişi bu bölgede yapsın dersen Fanan Holt'tan hiçbir şekilde ne oyun kurulumunda ne de hücumda performans alamazsın. Fanan Holt'un en çok efektif olduğu bölge bu bölge. Sol iç bölgesi. Yani hücumda nasıl oluyordu? Geçen sene çok gördük. Herhalde yapılan tek doğrulardan biriydi Torrent zamanında. Fanan Holt buradan içeri giriyordu. Orta saha oyuncularıyla ve forvet hattıyla pas alışverişine girip Kerem'le de giriyordu. Ve Kerem bundan sonra buradan bir bindirişle ceza yayına doğru tehlike beklentisi, tehdit beklentisi yüksek bölgelere giriyordu. Eğer Okan Hoca'nın tercihi, bakınız eğer Okan Hoca'nın tercihi yani çizgi çizgide etkili ve sıfıra inip orta yapan bek ise e, ben Okan Hoca'nın Fanan Holt'u tutturup Kazımcan Karataş'la başlamasını böylece yerli işte sınırında da daha doğrusu yabancı sınırında da elinin biraz daha güçlenebileceğini düşünüyorum. Ama sol kanatta özellikle çok efektif ve Türkiye Süper Ligi'nde etki yaratabilecek bir beki kenarda oturtmuş oluyorsunuz. Yazımcan çok yetenekli bir oyuncu. Ve yetenekleri gitgide gelişiyor. Ama şu anda Galatasaray'ın bildiğiniz gibi puan kaybına tahammülü yok. Skoru aldıktan sonra Kazımcan hamlesi yapılabilir. Evet benim düşüncem bu. Bu çok önemli. Galatasaray'ın özellikle rakip takımın 14. bölgesi dediğimiz şu bölge arkadaşlar. Ceza yayının önündeki bölge şu bölgede çok daha efektif olması lazım. Burada artık ne şekilde bir pas alışverişi olacak? Seferovic biliyorsunuz. Burada top alıp top tutabilen bir oyuncu ama Galatasaray özellikle Giresun maçının ilk yarısında çok fazla organize olamadı şu bölgede. Çok fazla organize olan bir Galatasaray yoktu. o yüzden eğer Seferovic devreye girerse Galatasaray'ın Martin Seferovic işte Kerem artık kim yapıyorsa kim pas alışverişine girip kim koşuya yapıyorsa hücum varyasyonlarının, hücum senaryolarını çok daha doğru kullanmaları lazım. Pasın yönü, hızı ve tabii ki pasın doğruluk oranı yani orada top kaybı yapmaması lazım Galatasaray'ın hiçbir şekilde. Orada biraz bocaladı o konuda. Galatasaray hücum ettiğinde Keremi, Yunusu merkeze yiyip 3. E, bölgede atak aksiyonu olarak Fanan Holt ve boyaya bel bağlamamalı. E, bence yaptığı yanlışlardan biri de buydu. Oyun şeklinde eğer Mertens girerse zaten Mertens'le Torreira, Mer Torreira bitişiyor. Merkez ikili oluyor. Ve böyle olunca şu formasyonda sizler de herhalde takdir edersiniz ki en önemli şey bloklar arasını iyi kapamak ve kompak yani derli toplu takım boyu büyümeyen bir Galatasaray olması lazım. Bu maç içinde birçok maç içinde sevgili dostlar eğer Seferovic Mertens Okan Hoca'nın birinci tercihi şöyle bir formasyon. Birinci tercih ise bakalım göreceğiz. Ha, senaryolar arasında bu da var. Dediğim gibi eğer hoca şu şekilde yapıp Holt'u kenara alıp Kazımcan Karataş'ı alıp Kerem'i alıp Mert'inizi sola atıp Torreira'yı da kullanabilir. Pardon Oliveira'yı da kullanabilir. Böyle bir 4 3 e de girebilir. E, bu 4 3 herhangi bir sıkıntı var mı? Hiçbir sıkıntı yok. Yalnız Mertens'in en etkili olduğu yer ikinci yardımcı forvet. Hatta tartışılır belki birinci forvet belki ikinci forvet ama en az etkili olduğu bölge Mertens'in sol açık bölgesi. Bakalım Mertens bu bölgede mi kullanılacak yoksa Mertens hiç kullanılmayacak Mertens böyle kenarda olacak şöyle bir kadroyla mı çıkacağız önümüzdeki günlerde göreceğiz sevgili dostlar. Evet biliyorsunuz maç öncesi analiz etmek özellikle ligin başında çok zor. Hocaların belli planları var. Transfer dönemi devam ediyor. Biz de gün geçtikçe analizlerimizi yapacağız. Bu analizimizde Comparisonator katkılarıyla birkaç veri paylaştık. Onlara teşekkür edelim. Aynı zamanda sevgili dostlar Aşağıya yorumlarınızı, sorularınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Bu yayın ilk gösterim olacak. Canlı sohbette olacağım. Ha, i̇lk gösterimi kaçırdınız. Alper Şahin'e bir soru sorayım. E, şöyle bir aklımda 11 var filan diyorsanız aşağıya bir yorum bırakabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medyada varız sevgili dostlar biliyorsunuz. The Football Biz adresimiz. Twitter'da 3000'i geçtik, 4000'e yaklaşıyoruz. Instagram'da 300'ü geçtik. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Instagram'dan desteklerinizi bekliyoruz. Ve bu platformlarda hem Avrupa'dan hem Türkiye'den birçok haber, yorum ve analiz paylaşıyoruz. Kendinize iyi bakın, esen kalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.